Şimdi ise Dato Oto firmasına konuk oluyoruz. Bizleri firmasında ağırlayan Önder Bey kimdir öğreniyoruz. Adım Önder Kamber. Hasar tespit uzmanıyım. Eksper. 32 yaşındayım. Almanya'da Felder kentinde doğup büyüdüm. Dato Oto kaç yıllık bir firmaymış? Önder Bey'den öğreniyoruz. 3,5 yıl oldu. Daha öncesinde 4 yıl aynı meslekte başka yerde çalıştım. Orada edindiğim tecrübelerle işte kendim bu işe atıldım. Dato Oto'nun dünden bugüne hikayesini Önder Bey anlatıyor. 2-3 kişiyiz biz. Ben araçlara bakmaya dışarıya çıkıyorum daha doğrusu. Yani olay yerlerinde inceleme yapıyorum, araçların resimlerini çekiyorum, beraber çalıştığımız otogaleriler veya tamirhaneler veya sigortacıların yanında bulunuyorum. Yanımızda arkadaşımız var, ofiste benim getirdiğim resimleri raporlamaya yardımcı oluyor. Bir de kız kardeşim var, o da muhasebe işlerine bakıyor. Müşterilerine kaliteli hizmet vermeye hedefleyen Dato Oto firması, bakalım kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? Bu değişiyor. Şahıslar kendileri de arıyorlar, bana ulaşıyorlar. Hatta kaza anında arayan müşterilerimiz de var. Öte yandan işte otogaleriler çağırır, kaza yapan kişiler. Onlara gider veya sigortacısına veya avukatına veya otogalerisi olduğu tamirhanede. Onlar da bize yönlendiriyorlar müşterileri. Kaza sebebiyle mağdur olan müşteriler hangi saat aralığında ulaşıyor firmaya? Ofisimiz sabah 9'dan 17'ye kadar açıktır. Pazartesi, cuma, hafta sonu kapalıdır. Yalnız 24 saat servisimiz var, telefon servisi. Burada müşterilerimiz gece de arayabilirler, hafta sonu da arayabilirler, tatil günlerinde de. Ve sunduğumuz servisler içerisinde şu da var, iş saatlerinden sonra da arabalarının hasar tespitlerini yapabiliyoruz. Önder Bey'in bundan sonraki hedeflerinde neler varmış hep birlikte dinleyelim. Bu firmayı kurduğumuzda zaten 5 yıllık plan yapmıştık. 5 yılın sonunda en azından 1 veya 2 farklı yerlerde aynı ofislerden açmayı düşünüyorduk. Bunda inşallah 1,5-2 sene sonra ilkini yapmaya çalışacağız. Bunun ötesinde tabii ki büyümeye çalışıyoruz. Bunun ötesinde de yeminli bilirkişi olarak mahkemelerde çalışmak istiyorum. Buna da tabii ki çok tecrübe gerekiyor. 10-15-20 sene tecrübe bekliyorlar. Bu da şu an 7 yıllık yapıyorum toplamda bu işi. Biraz uzun vadeli bir iş ama asıl amacım bu yani. Peki müşteriler firmayla iletişimi nasıl kuruyor? Müşterilerimiz bize internet sayfamızdan ulaşabiliyor mesela. Söyleyeyim isterseniz data-auto.de'den ulaşabilirler. Facebook'ta varız, Twitter, Instagram. Data Auto olarak her zaman bize ulaşabiliyorlar, yani numaralarımız her yerde mevcut. Genel olarak hangi tür araçlara hizmet sağlandığını Önder Bey cevaplıyor. Ya servisimiz aslında çok kapsamlı. Motosikletten başlıyoruz. Ağır vasıtalara kadar gidiyor yani. Kamyondur, tırdır, hatta iş makineleri, buldozerler falan. Bunlarla tabii ki hepsinin bilgisi bizde mevcut ve buna göre de iş yapabiliyoruz, yani servis sunabiliyoruz. Peki müşteriler firmayı neden tercih ediyor? Dediğim gibi tecrübe edenler çok kapsamlı çalışıyoruz. Yani her tür araçla ilgileniyoruz ve her tür bilgi elimizde mevcut. Mesela klasik araçlara da bakıyorum ben. Yani bunu her eksper yapmıyor. Ya daha doğrusu çok tecrübesi olmuyor. Klasik araçların işte değerlerini biçiyoruz. Hatta sigortaladığınız zaman bir klasik aracı bunun değeri biçilmesi gerekiyor. Ve bunu da normal internet üzerinden veya tamirhane yapamıyor. Ve biz de bunu profesyonel bir şekilde sigortalara sunuyoruz ve sigortalar bunu kabul ediyor. Arabanızın değeri mevcut oluyor, belli oluyor daha doğrusu. Buna göre de sigortalayabiliyorsunuz aracı. Önder Bey firma sahibi olarak 7/24 hizmet vererek farkını ortaya çıkarıyor. Diğer farkımız da şu, 24 saat hizmetteyiz. Daha doğrusu 7/24 her zaman bize ulaşabilir. Müşterilerimiz bundan dolayı herhalde servisimizde bir aksaklık görmüyor. Ve son olarak Önder Bey neler söylemek istiyor hep birlikte dinliyoruz. Araba kullanırken veya motosiklet, kamyon neyse artık telefonumuzu elimizden bırakalım. Çok önemli. Hem kendimize zarar hem başkalarına zarar. Bizleri oldukça güzel bir şekilde ağırlayan Önder Bey'e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.